videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kümesinize Ligorin horozu almalı mısınız? Ya da neden almalısınız videosu çekeceğim. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Biliyorsunuz bendeki bütün horozlar Ligorin horozu. Bir tane köy horozu vardı. Onu sahiplendirdik, Boyka'yı. Efe, ikileri, bir de Akbey kaldı, Efe'nin oğlu. Efe'nin kanından devam edecek kümesin liderliği. Akbey şu anda lider, Efe ama kafa tutuyor. Tabii ki de ayırıyoruz. Bunlar iki alfa horozun liderlik dövüş yapması olmaz. Çünkü ikisi de alfa. Bu videomuzda size neden Ligorin horozu almalısınız veya almamalısınız ondan bahsedeceğim. Bir kere arkadaşlar dur, Efe gitti lan. Efe'yi çekelim. Evet, bir kere arkadaşlar kümesinize tanımadığınız kişiler falan gidip çıkıyorsa falan ya da ne bileyim çocuklar falan giriyorsa çok fazla sık sık Ligorin horozu almayın derim. Çünkü yabancılara saldırırlar. Benim horozlarımdan gördüğüm bu. Mesela bizim atıyorum bahçeye biri geliyor, tanımıyorlar, saldırıyorlar. Tanıdıklarına bir şey demiyorlar da. Hani tanımadılar mı pis saldırıyorlar ama hani göze bile vurabiliyor. O yüzden hani kümesinizde ne bileyim yabancılar çok gidip gidiyorsa ya da o horozun bulunduğu alanda Ligorin horozu almanızı önermem. Ama şöyle bir şey de var. Tavukları çok iyi koruyorlar arkadaşlar. Bir kere çok güçlü horoz değiller. Ama yürekli horozlar. Acayip yürekli horozlar. Mesela bu horoz 4-5 yaşında 1 yaşındaki oğluna kafa tutuyor hala. Olmayan gücüydü. Şöyle göstereyim taşlarını size. Bir de gagasını göstereyim. Ya da atıyorum kedinin peşinden koşturuyor hala. Nefes nefese kaldığı halde. Gerçekten yürekli hayvanlar. Bu köpeğe saldırılmışlığı bile var bunun. Akbey korkuyor köpekten ama korkmuyor. Bu Efe'de korku yok ya. Oğlu korkar mesela, bakın. Akbey Ligorin kırması bir horoz. Çoğu insana saldırmaz böyle. Saldırmaya çekinir ama ne bileyim Eren olsun, Haydut olsun, onların yanına da gidelim. Eren, Haydut vesaire insanlara, hayvanlara saldıran, mesela hayvan dedim ya, sadece horoz anlamayın. Buraya gelen kediye, köpeğe saldırıyorlar. Atıyorum Akbey çok iyi bir fare tutucu. Şurada boş arazide dolaşan fareleri bile tutuyor gençler. 2-3 kez öyle fare tutmuşluğu var. Şimdi uzaklaştıralım. Burası Akbey'in alanı ve çok müthiş alan koruyucu bir horoz. Ligorin kırması ama arkadaşlar Ligorinlerin %70-%80 genini babadan alırlar. Bunda babası Ligorin olduğu için %70-%80 Ligorin diyebiliriz. Aslında köy horozu gibi bir şey. Şöyle gösterin. Şimdi asıl Ligorin, esas Ligorin bunlar. Gel buraya. Gel. Ligorinlerin bir diğer özelliği, eğitebilirsiniz gençler. Köpek gibi sevebilirsiniz. Yani sizden kaçmazlar. Kameraya saldırıyor şu anda nedensiz bir şekilde. Yani sinirli hayvanlardır. Ha, ve şöyle söyleyeyim, çok kıskanç hayvanlardır. Atıyorum elime, hani civcivi bir şey yapmıyorlar. Elime aldığım zaman o civcivi gidip o civcivi vuruyorlar. O derece kıskanç bir hayvandır. Yani sahibine bağlı hayvanlardır. Buraya gel, buraya gel. Nereye gidiyorsun sen? Ha, çok rahatlarına çalışacaklar. Ve şöyle söyleyeyim. Kendi alanlarında başka horoz istemezler. Saldırırlar. Hani yenilseler bile yenilirler. 2-3 gün sonra yeniden saldırırlar. Yenilmeye doymaz bu horozlar. Çünkü de göstereyim. Ve hani kümesi tek başına bırakıp gidiyorsanız, mesela kümesi atıyor bir civciv falan var. Kedi falan gelir. Yaklaştırmazlar kediyi, köpeği. Mesela tek horoza bırakıp gidebilirsiniz. İnsan da yaklaştırmaz. Öyle. Gel, gel bakayım. Ve şu sese şöyle artist geliyorlar. Şöyle elinizi çıklattığınız zaman. Bak mesela şekil ağda gördüğü gibi. Bunu herhalde Hintler de böyle bu sese geliyorlar. Hint horozlarda da vardı benim. Hint horozlarımda da denemiştim gençler. Şu an mesela elimde tuttum, Haydut'tur. Haydut'un bir gözü damla göz genetik olarak, şöyle göstereyim. Daha çok hani nasıl söyleyeyim, aynı anneden aynı babadan gelen horoz ve tavuğun eşleşmesi sonucunda ya işte 5 parmak oluyor ya damla göz oluyor. Hani genetik rahatsızlık diyorlar ama bence bu çok güzel bir özellik. Gözü çok güzel duruyor. Hani görmesine bir engel değil. Görüyor gözüyle. Çok güzel algılıyor.
Şu anda bu hayvanlar 3 yaşında arkadaşlar. Mahmuzlarından da anlayabileceğiniz gibi Efe mahmuzlarını, şöyle söyleyeyim, hani çıkart diyenler de oluyor mahmuzlarını. Efe mesela mahmuzunu kendi çıkardı vura vura. Hani ben doğasında nasıl çıkartıyorsa öyle çıkarsın diye şey yapıyorum. Ellemiyorum pek fazla. Çünkü o mahmuzların atıyorum bir dövüşte de çok işine yarıyor. Hani o kendi ne zaman hazır hissediyorsa onu çıkartmaya. Kendi çıkartıyor zaten ayaklarına vurarak. Öyle çıkartsınlar diye düşünüyorum ben. Şöyle göstereyim. Onun dışında kümeste ataks tavuklarını sevmiyor Ligurian horozları. Öyle biliyorum. Yani bir atakslara vuruyorlardı. Ataks tavukları dövüyorlardı. Şuna ara falan fazla bir şey demiyorlar ama atakslara bildiğiniz kafasına vuruyorlardı hayvanların. Sonra kırmızı renkten hoşlanmıyorlar. Bir de şöyle söyleyeyim gençler. Gece konuda falan oturuyorsanız akşam sabah ötüyor bunlar. Hani komşularınız falan rahatsız olabilir. O zaman da Ligurian horozu almayın. Ama şöyle söyleyeyim, ama evde beslemeye birebir. Mesela ben bunları bir yıl evde besledim. Hiç sorun yaşamadım. Sadece ötüyorlardı. Ötmeleri sorundu. Onun dışında mesela evin içine pislemiyorlardı. O çok iyi bir özellikti ya. Gidiyorlardı şeye pisliyorlardı. Balkondaki kutularına pisliyorlardı. Onu eğitmiştim. Ama şimdi unutmuşlardır büyük ihtimal. 2 yıl geçti aradan. Bence evi de unutmuşlardır. Bir de arkadaşlar ben bunların görselliğini çok beğeniyorum. Yani beyaz, böyle bembeyaz. Ne bileyim ibi kırmızı falan. Benim gözüme çok hoş duruyor. Asil bir horozlar. Ve şunu söyleyeyim, hani diyorsanız işte ben bu horozların başka şey yere falan götürürüm. Kendi alanına alıştığı zaman başka yere alışması biraz güç olabiliyor arkadaşlar bu horozların. Yani uzun zaman orada durdu, oraya alışıyor, başka yere gitmiyor falan. Ya da o alanda ne bileyim sahiplenmiyor, o alandaki horozlar dövüşmüyor, olabilir. Onun dışında bu arada bunların eti çıkmaz, full yağdır. Hani kez falan diyenler oluyor. Ligurianların bir diğer özelliği de o. O yüzden pek fazla tutulmaz bu horozlar. Hani ne etlik kullanırlar. Çoğu kişi bunu damızlık da kullanmaz saldırdıkları için. O yüzden Ligurian horozların fiyatı ucuzdur. Ama tabii benim için paha bir şey demez arkadaşlar. Bugün de videonun sonuna geldik. Videonun sonunda da dövüşüyorlar. Evet. Oha. Oğlum. Evet arkadaşlar, şimdi ben bunları ayıracağım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Dur lan. Şöyle Akbey. Bu arada Akbey'de de korku yok ha. Çünkü ikiye tek dalıyor.